Kölelik ve cariyelik konusu. Bir defa şunu söyleyeyim. Bu programlarda zaman zaman tekrarladım ama bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim atmosfere gelmiş bir kitap değil. Yani bir sosyolojiye geldi, Mekke'ye geldi önce, sonra da Medine'ye gelmeye devam etti. Yani bir insan kitlesi vardı, onlarla alakalı bir toplumun dizaynına dair önce inancını, sonra ahlakını, uygulamasını, ibadetini düzeltmek için prensipler getirdi. Bu prensipler içerisinde elbette sıfırdan görülenler var. Hiç olmadan ilk defa Kur'an'ın sunduğu bir takım prensipler var. Bir kısım Mekke ve Medine civarının alışkın olduğu ve ancak bunların mutlaka düzeltilmesi gereken tarafları olanlar vardı. Onlara değiniyor. Bazen de yani o toplumda devam eden şeylerin tevhide aykırı olmayanlarını da devam ettirmiştir. Şimdi bu ikincisinden, yani o yörede bulunan uygulamalar içerisinde yer alan pratiklerden biri kölelik ve cariyelik. Yani Kur'an, İslam bunu aslında kucağında buldu yani. Bu Kur'an'ın, İslam'ın getirdiği bir şey değil. O yörenin, o coğrafyanın sosyolojisinin zorunlu bir parçası. Ama tabii insan haklarına aykırı olan, insan haklarıyla uzaktan yakından çakışmayan ve sürekli istismara açık olan, insan hürriyetinin işte askıya alındığı, insanın sadece yaşama hürriyetinin değil, işte mal kazanma, ekonomik gelir elde etme noktasındaki hürriyetini de ortadan kaldıran bir takım uygulamalar vardı o toplumda. Kur'an-ı Kerim Mekke surelerinden biri olan İnsan suresinin 8. ayetinde onlara, yani esirlere dair insanca davranılması gerektiğine dair bir bildirimde bulunuyor. Hele ki İnsan suresinin indirildiği dönemde henüz Müslümanların elinde esir falan yok. Müslümanlar büyük oranda Mekke'nin Ceberut yönetiminin karşısında ve kısmen esaret yaşıyorlar, ambargolar, işte böyle kısıtlamalar gidiyor. O ortamda aslında nasıl davranılması gerektiğini, ileride yaşanacak pratiklerle alakalı bir bilinç inşa edilmesi için İnsan suresi, Mekki bir sure, bu surenin 8. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve yut'imunet ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira." Yani cennette kafur denen, karışımı kafur olan, işte o meşrubattan fışkırtıp fışkırtıp içecekleri o kafurdan kimlerin yararlanacağına dair yiğit kulların özelliklerini sayıyor ve o özellikler içerisinde de kendi sevdikleri, kendi değer verdikleri yiyeceklerden yoksullara, yetimlere ve esirlere verirler, yedirirler diyerek aslında esaret denen o işleyişin insanlık dışı gidişatına bir neşter vurma anlamında, yani yediğinizden, sevdiğinizden, değer verdiğiniz şeylerden yoksulları da, yetimleri de, esirleri de faydalandırmak gibi bir ahlaki, insancıl bir açılım getirmiş oldu. Daha Mekke'deki indirilen surelerin birinde İnsan suresi 8. ayet. Sonra Medine dönemi başlayınca, tabii 12 yıl sonra Medine dönemi başlayınca, bu defa kuruma dair tabii işleyişte ne var? Bazen savaşlar köle ve cariye elde etmek için yapılıyor. O dönemde öyleydi. Çünkü kölelik ve cariyelik bir servet toplama, mal biriktirmek gibi bir ekonomik çehresi olan uygulamaydı. Öyle olunca savaşlar köle ve cariye elde etmenin en önemli yoluydu, en önemli aracıydı. Rabbimiz Bedir Savaşı'ndan sonra indirildiğini bildiğimiz Enfal Suresi'nin 67. ayetinden ve daha okuyacağım pek çok ayeti kerimede bu konuya açıklık getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane başlık var. Kölelik ve cariyeliği bitirmek için belirlenmiş. Efendim bir anda niye bitirmedi? Bir anda bitirilecek bir şey değil.
Adamın serveti bu. Para vermiş, ekonomik girdisi var, ekonomik çıktısı var. Borcu var, harcı var, şusu var, busu var yani. Bir anda olacak şey değil. Kaldı ki kölelik ve cariyeliği bir anda kaldırmak köle ve cariyelere de iyilik değil. Alışmadıkları bir hayatın içerisinde savrulmaktan başka bir durumları olmaz. Bunu sürece yayarak, Kur'an-ı Kerim sürece yayarak en çok girdi kabul edilen savaşlarla ilgili bir prensip getirdi. Enfal suresi, rica ediyorum not alın. Sonra bunu istismar edenlere karşı da bunları okursunuz. Enfal suresi 67. ayette buyuruyor ki: "Mâ kâne li nebiyyin en yekûne lehu esrâ hattâ yuthkhine fil ard." Yeryüzünde baskın oluncaya kadar, yani saldıran kafirlerin belini kırıncaya kadar hiçbir şekilde hiçbir nebiyinin esir alması, esir bulundurması söz konusu olamaz. Bakın, savaş ortamında esir alınır. Zaten savaş devam ediyor. Adamı esir edeceksin. Çünkü savaşıyorsunuz, canlı ele geçirdiniz. Onu işte bağlamak, savaşta etkisiz hale getirmek vesaire. Ama savaş sonrasında bunu kurumsal anlamda esir bulundurmaya dönüştürmeyi yasaklıyor Allah-u Teala. Savaşlarda esir alıp esir bulundurmak hiçbir nebiye yakışmaz deyip kestirip atıyor. Ama olanlar var. Savaşlar devam ediyor. Savaşlarda bu işler gene sürüp gidiyor. Ne olacak peki? İkinci kapı, Muhammed suresi 4. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Es-Selbillah feiza laqitumullezine keferu fadarber rikab. İşte kafirlerle savaş ortamında karşılaştığınız zaman işte boyunlarını vurun. Onlar sizin boynunuzu vuruyor yani. Boyunlarınızı vurun, bu insanlık dışıdır deyip de böyle edebiyat yapmanın bir alemi yok. Savaş ortamındasınız, adam sizi öldürmeye geliyor. Gel iyi al boynumu kes mi diyeceksiniz yani. Böyle yalandan feminist bir numara çekmenin bir alemi yok. Savaş ortamı savaş ortamıdır. Ancak şimdi o savaş ortamında hatta idâ etkantumûm, artık galip duruma geldiniz. Yani o düşmanlarınızı etkisiz hale getiriyorsunuz. Artık durum o merceaya geldi. Kazanmak üzeresiniz yani. O zaman feşüddül vethâke, işte düşmanınızı bağlayın diyor. Yani onu, o artık savaşamayacak durumda olanları patır kütür öldürün demiyor. Bağlayın. Yani etkisiz hale getirin. O esnada onları etkisizleştirin. Ama sonrasında fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. Ya bir fidye bedeliyle ya da fidye bedeli olmadan onları serbest bırakın diyor. Bu ikincisi. Muhammed suresi 4. ayet. Savaşta etkisiz hale getirmek üzere onların belini kırdığınız zaman bağlayın. Ondan sonra ya fe imma mennen ba'du, mennen yani bir iyilik olsun diye bırakın. Ve imma fidan veya fidye karşılığı bırakın ki o fidye meselesinin varyantları var başka türlü. Bedir'de mesela on okuma yazma bilmeyen Müslümana okuma yazma öğretilmesiyle mesela bu uygulanmıştır. İkincisi bu. Esir alıyorsun ama esir bulunduramıyorsun. Bırakacaksın onları yani. Üçüncüsü, Allah-u Teala esir, köle ve cariyelerle alakalı olanlar var çünkü toplumda. Onlarla alakalı Nur suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki: "Vellezine yebtagunel kitabe mimma meleket eymanukum fekatibuhum in alimtum fihim hayra." Kendilerinde bir hayır, bir olumlu durum görürseniz onların içinden sözleşme yapmak isteyenlerle mükatebe yapın. Mükatebe aslında bir hürriyet sözleşmesidir. Yani bir para vererek satın aldınız işte bir köleyi, cariyeyi neyse. O şimdi durumu müsait iken eğer bir hürriyet sözleşmesi yapmak istiyorsa o hürriyet sözleşmesini yapın diyor Allah-u Teala. Fekatibuhum, onlarla hürriyet sözleşmesi imzalayın. Bu üçüncü yol. Dört, cariyelerle evlenilebilme hükmü getirilmiştir. Onlarla evlenilince zaten hürriyetlerine kavuşuyorlar. Nisa suresinin 3. ve 25. ayetlerinde doğrudan bu meseleye gönderme yapılır. 5.
kölelerin ve cariyelerin evlendirilmesi toplumsal bir görev olarak hükme bağlanmıştır. O da Nur suresinin 32. ayetinde ve enkihul eyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Kölelerinizden, cariyelerinizden işte duruma müsait olanları mutlaka evlendirin. Ayrıca bekarlarınızı da evlendirin diye bu ayetin hükmü var. Fakir iseler Allah onları kendi ihsanından, ikramından zenginleştirecektir diye de bir hani bir bahanenin önünü kesiyor Allah-u Teala. Bu kurumu bitirmeye yönelik 5. prensip. 6. prensip Bakara suresi 221. ayette bir müşrik kadınla veya bir müşrikle evlenmektense bir köleyle veya bir cariyeyle evlenmek çok daha hayırlıdır diyerek kölelik ve cariyeliğin şirke karşı daha erdemli bir kurum olduğunu ve onlarla nikahlanmanın daha hayırlı olduğu söylenerek nikah vesilesiyle, nikah vasıtasıyla bu kurumun sona erdirilmesi öngörülmektedir. 7. olarak bazı cezai müeyyide gerektiren suçlarla alakalı Allah-u Teala kefaret belirlediği konularda bazılarında birinci sırada, bazılarında seçeneklerden biri olarak köle azadını sistemleştirmiştir. Mesela hatan insan öldürmenin şeyi kefaretinin birinci kalemi bir köle azat etmektir. Bir mümin köleyi azat etmektir. Hatan insan öldürmenin kefaret birinci kalemi olarak. Mesela yalan yere yemin etmenin kefaret seçenekleri arasında köle azadı vardır. Maide suresinin 89. ayetinde geçiyor bu. Bir de zihar diye bir ahlaksızlık geleneği vardı Araplarda. Adamın hanımının sırtını annesine benzetmesi gibi. Bu bir boşanma sebebi gibi görülüyordu ama Allah-u Teala bunu aslında bu sözü söyleyene bir ceza olarak geri döndürmüş ve eşlerini boşamayacakları gibi, boşayamayacakları gibi onlarla normal hayatı devam ettirmek için bir ödenek şartı getirmiştir. Mücadele suresinin 3. ayetinde de köle azadı bu noktada öngörülür. Şimdi bu aynı başlıkta yani 7. başlıkta zikrettiğimiz 3 kefaret ödeneğinde ya birinci ya seçeneklerden biri olarak köle azadı belirlenmiştir diyoruz. 8. kalem zekat verilecek, sadaka verilecek insan 8 grup insanın bir tanesi kölelikten kurtulmak isteyenler diye belirlenmiştir. Tevbe suresinin 60. ayeti doğrudan bunu söylemektedir. 9. tedbir iyilik ve takvaya ulaşma çabası içerisinde olanların ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmede yapacakları harcamaların gitmesi gereken en önemli yerlerden biri kölelikten kurtulmak isteyenler şeklinde belirlenmiştir. Bu hem Bakara suresi 177. ayette hem Nisa suresi 36. ayette hem de Nur suresinin 33. ayetinde ve atuhum min malillahillezi ataküm Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin diye Allah-u Teala bunu hükme bağlamıştır. Emir bu yani. Zekatta da emir, infakta da emir. Bu hürriyet sözleşmesi yapmak isteyenlerle ilgili de emirdir. Ve nihayet 10.sü ise akabe denen sarp yokuşu aşmanın ilk uygulaması bir boynu hürriyetine kavuşturmak olarak belirlenmiştir. Fekkü rakabetin bir boynu hürriyetine kavuşturmak, bir boynu hürriyetine kavuşturmak demek aslında kendi boynunu ahirette cehennemden kurtarabilmek demektir. İbn Abbas'ın böyle harika bir yorumu vardır. Şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir kimse bir cariyeyi nikahlamadan o cariyeyle işte ilişki içerisinde olamaz. Ondan istifade filan edemez. Bunun tersini söyleyenlere Nur suresinin 33. ayetindeki şu cümleyi hatırlatmak isterim. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
İn eradina tahassunan litabtagu aradal hayatid dünya. Bu dünya hayatının işte menfaatini gözeterek namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi sakın ha fuhşa zorlamayın. Adam diyor ki 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane. Bu ne, nasıl bir şey bu ya? Yok böyle bir şey yok. Yapmayın bunu. Ve men yukrihunne, kim o kadınları bu işe zorlarsa fe innallaha min ba'di ikrahihinne gafurur rahim. Elbette bu zorlamadan sonra zorlanan kadınlar için Allahu Teala elbette bağışlayandır. Elbette merhamet edendir. Kölelik ve cariyelik kurumunu Kur'an'ın bitirmek istediği, bitirmek için de 10 tane konu başlığı belirlediği, hakkında 20 civarında ayete konu edindiği ve toplumsal hayatta bunun bitirilmesini öngördüğü bir kurum olduğunu ifade edelim. Tekrar söylüyorum, Peygamberimiz hiçbir cariye ile cariye hayatı yaşamamıştır. Onlarla evlenmiş, onları hanımları yapmıştır, bitmiştir o iş. Ve niye bir anda bitmedi, bir anda bitirilemezdi? Böyle bu içki yasağı gibi değil, bu kumar gibi değil. Bu bir kurum, insanların bir yatırımı, işte ticari bir eşyası. Yani adama de binanı bırak demek gibi bir şey yani. O öyle olacak bir şey değil. Kölelik ve cariyeliğe alışanların da buradan hürriyete kavuşunca neler yapılabileceğine dair toplumsal bir döngünün ortaya konulması gerektiğini bu vesileyle sizlere söyleyeyim. İnanmak isteyen inanmak isteyen ister, inanmak istemeyen de inanmak istemez. Yani işte Kur'an'da kölelik, cariyelik vardı falan. Kur'an'da kölelik ve cariyelik tarihi bir vaka olarak, tarihsel bir vaka olarak vardır. Ama Kur'an-ı Kerim onu bitirmek için 10 tane, bakın ayetleri teker teker saydım. Şimdi Müslümanların yaptıklarına bakarak İslam'ı yargılamanın bir alemi yok. Müslümanların hatasının faturasını Kur'an'a kesmenin bir manası yok. Kur'an bunu bitirmek üzere tedbirler getirmiş ve uygulamasını Müslümanlardan istemiştir. Uygulayabilenlere selam olsun.